Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi bu oturumda serverless ve API management konusuna bir bütün olarak bakacağız. Başlayalım. İlk başta serverless tarafından başlayalım isterseniz kendimden bahsetmiyorum, diğer yönden Microsoft'ta çalışıyorum, Ortadoğu Afrika bölgesinde Azure uygulama geliştirme tarafında liderlik yapıyorum. Diyelim, blogum ve Twitter hesabımda slide da var. Twitter'dan bana her zaman sorular için ulaşabilirsiniz, bu konularla ilgili olsun veya ilgisiz olsun elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Peki. Şimdi ilk bahsetmek istediğim konu aslında olay serverless konusuna gelince microservices ile serverless'ın beraber nasıl bir manzaraya oturduğu konusu veya ikisi arasındaki ilişki veya ilişkisizlik bunları nasıl düşünmek lazım? Şimdi birincisi mikroservis tarafına baktığımızda ideal dünyada e, tamamen birbirinden bağımsız olabilen e, parçacıklar şeklinde düşünüyoruz. Değil mi servisleri? Bu ne demek? İşte servisin compute katmanı, database katmanı ve ihtiyaç duyduğu, ayakta yaşayabilmesi için ihtiyaç duyduğu bütün dependency'ler. İşte bunlara örnek ne olabilir? Belki servisiniz bir Redis kullanmak durumundadır veya belirli bir servis işte elastik kullanma, elastik search kullanıyordur veya farklı ihtiyaçları vardır veya framework ihtiyaçlarından da bahsedebiliriz burada. Örneğin bir servis .NET Framework ile yazılmıştır, diğeri Go ile yazılmıştır vesaire derken bütün bunların aslında birbirlerinden, servislerin birbirlerinden bağımsız deploy edilebilmeleri, production'a gidebilmeleri ve çalışabilmeleri, tabii ki bu servislerin bir bütün oluşturabilmek için yani müşteriye bir hizmet sunabilmek anlamında bir bütün oluşturabilmek için beraber orkestre edilebilmeleri, birbirleriyle konuşabilmeleri vesaire tabii ki gerekiyor. Fakat bu bağımsızlık çok kritik. Şimdi serverless tarafına baktığımızda ise serverless aslında bununla çok ilgilenmiyor. Çünkü serverless konsepti adından da anlaşılabileceği üzere aslında cloud'un ilk zamanlarından biridir varmaya çalıştığımız server yokmuşçasına yaşama hikayesine bağlanıyor. Server yokmuş içerisinde yaşama niye? Yani biz niye serverlar yokmuş gibi davranmak isteriz? Çünkü birden çok server özellikle birden çok server işin içerisine girdiğinde birçok dert ekstra dert ortaya çıkmaya başlıyor değil mi? Hani bir iki makinede çalıştığında bile e, bir hani kodumuz veya bir uygulamamız veya bir web sitemiz işte bu state'in senkronizasyonundan tutun transaction'ların distributed bir doğaya e, kavuşmasıyla beraber getirdiği bir sürü problem ve dert var. Ve bir de bunun üzerine tabii ki hani iki makine mi olmalı dört makine mi olmalı. Altı makine makinem olmalı veya hani ne kadar süre kaç makine olmalı gibi dertler de işin içine yani ölçeklenebilirlik dertleri de işin içine giriyor. Oysa e, serverların olmadığı yani olmadığı derken var ol e, varlığını umursamak zorunda olmadığımız bir dünya hayal edersek aslında bu problemlerin hiçbirinden de haberdar olmamızı gerektirmiyor. Benim buna verdiğim ve en sevdiğim örneklerden bir tanesi şu. Şu an bir uygulama yazarken e, herhangi bir işletim sisteminde fark etmez. Eee diyelim ki şeye makineye bir dosya kaydedeceğiz değil mi? Bir resim dosyası, bir text dosyası her neyse. Biz şeyle ilgilenmiyoruz hani bu makinede acaba işte bir NVMe disk mi var, bir SATA disk mi var bir IDE disk mi var? Acaba nasıl hani bu farklı donanımlarla konuşacağız gibi bir derdimiz yok. Biz ne yapıyoruz? Logical bir file sistem var file sisteme, API'lerle gidiyoruz ve konuşuyoruz. Bize bu kolaylığı sağlayan işletim sistemi, driver'lar ve aradaki birçok katman aslında o problemleri enkapsüle edip bizden uzaklaştırıyorlar. Şimdi baktığınızda kod yazarken hani bu kod iki makinede mi çalışacak? 4 makinede mi çalışacak? sorusu da aslında fiziksel dünyayla alakalı bir soru ve aslında benim ilgilenmem gerekmeyen bir dünya da düşünebiliriz. Şimdi serverless buraya gitmeye çalışan bu o anlattığımız hikaye aslında cloud'un ilk çıkış noktalarında da anlatılan hikayeydi aslında. İşte kullandığın kadar öde vesaire hikayesiyle beraber giden ama oraya varamadık bir şekilde. Çünkü bugün baktığınızda cloud hizmetlerinin çoğunda gidiyorsunuz veriyorsunuz ki ben işte iki makine istiyorum, dört makine istiyorum, makinenin boyutu şu olacak gibi provisioning yapıyorsunuz. İşte provisioning'i çok daha esnek yapabiliyorlar. esneklikte şu anlamda işte diyor ki iki dakika bir dakika, bir dakika gibi sürelerde işte yeni provisioning konfigürasyonunda gelebilirsin ben de scale ederim uygulamanı da ben yüklerim vesaire ama bundan da daha uzaklaşmak istersek yani derdimiz biraz daha üst katmanlara çıkmak istersek hani o kadar ki ben provisioning yapmak da istemiyorum sıfırdan başlayarak yani hiç kullanılmadığında hiç ödemek istemiyorum ve sonsuza scale edebilmek istiyorum diyebilirsiniz ve bunu yaparken de ben hani gelip sana bir algoritma söylemek zorunda kalmayayım uygulamanın ne kadar kullanıldığını sen monitör et tabi bunun bir sürü detayları var ama hani sen monitör et ve sen uygulamanın ihtiyacı olan altyapıyı sağladığından sen emin ol gelip de bana sorma Neye göre nasıl kararlar vereceğini. Yani buna en basit örnek işte event driven scaling diyebiliriz bugünlerde daha popüler giden. Şimdi bütün bunlar serverless şapkası. Tabii serverless bu bakış açısıyla baktığınızda aslında şeyle ilgilenmiyor. Hani uygulaman senin ufak ufak servislerden mi oluşuyor? Bu ufak ufak servisler doğru bir şekilde ayrıştırılmış mı? Dizayn edilmiş mi? Dependency'leri ayrıştırılmış mı? Vesaire bunlarla ilgilenmiyor serverless hiçbir şekilde. Serverless'ın ilgilendiği şey arkadaş ben ile ilgili bunu sağlarım. Biraz önce bahsettiğim kolaylıkları sağlarım. Ama sen üzerinde istiyorsan koca bir monolit de çalıştırabilirsin. Yani bu zaten hani slide'a da geri döneyim notlarıma hani bir anlamda bakıyor gibi bir şey atlıyor muyum diye. Evet hani böyle bir bir seri makinen olabilir. Bunların hepsi konteynerde çalıştırıyor olabilir örneğin. Serverless'tan bahsettiğimizde konteynerlar da hikayenin bir parçası. Fakat bunları bir monolit olarak da deploy ediyor olabilirsin. Bir monolit olarak da yönetiyor olabilirsin. Serverless bununla ilgilenmez. Serverless'in biraz önce bahsettiğimiz faydaları getirme gibi bir sorumluluğu vardır. Veya işte serverless functions dediğimiz dünyaya gidersek biraz onlardan da bahsedeceğim. İşte Serverless function'larda da her function sanki bazen bir mikro servismiş gibi algılanabiliyor. Çünkü function'lar gerçekten ufak um, kod parçacıkları diyebiliriz. Şu an function dediğimde aklınızda C Sharp'taki bir function gelebilir, hiçbir problem yok. Ona benziyor zaten. İşte bu functionlar evet hani doğası gereği alışkanlığımız gereği ufak olmasını bekleriz. Fakat bir şeyin hani bu şekilde ufak olması, mikro servis olduğu anlamına da gelmiyor. Biraz önce bahsettiğimiz o birbirinden ayrıştırılabiliyor olması, yani işte dikey ayrıştırmanın, dikey izolasyonun var olabilmesi mikro servisler arası. Aslında mikro servis dediğimiz konsept için önemli iken, yani burada functionlar öyle bir bir şey yok öyle bir beklenti yok. Ha o o yöne gitmek için bir kolaylık sağlayabilir mi? Olabilir. O yöne gitmek için bir motivasyon olabilir mi? Olabilir. Fakat o yöne gitmek gerekiyor mu? Hayır. Yani günün sonunda şunu da yapabilirsiniz. 50 tane function'ınız vardır. Her hepsi aynı database'de konuşuyordur ve çok da sıkı fıkı birbirlerine bağlıdırlar. Birindeki hani değişiklik diğerini çok etkiliyordur. Yani aslında bir bütün olarak deploy etmediğiniz sürece o function'ları tek başlarına yaşama hayatlarını sürdürebilme şansları yoktur. Yani aslında mikro servis değiller. Ama yüzlerce functionınız olabilir ve serverless bununla ilgilenmez. Yani bu serverless'ın derdi değildir günün sonunda. Şimdi bunları kenara koyduk. Peki Serverless'tan konuştuğumuzda biraz önce Serverless Functions dedim. Aslında Serverless bu biraz önce bahsettiğim konseptler farklı yerlerde kendini gösteriyor. Birincisi Serverless Function'lar. Bunun eee Azure'daki muadili işte Azure Function'lar. Sonra Serverless Container'lar var. yine biraz önceki o faydaları sağlayabilen bizi yani fiziksel dünyadan uzaklaştırmak için azami eforu sarf edebilen fakat container based bir deployment modeliyle giden bir konteyneri işte bir saniye ayakta tutmaya çalışabilen ve bir saniye başına parasını ödediğim bir dakika olmanın daha granüler bir fiyatlandırma ile gittiği ve daha esneklik sağlayabildiği ve biraz önce yine bahsettiğim işte ölçekleme anlamında kolaylıkları da sağladığı tek farkı belki hani bir function encapsulation yerine bir konteyner üzerine bir encapsulation yapabilmesi. Bu da Azure Container Instances oluyor aslında. Geliyorsunuz konteyner imajınızla ve diyorsunuz ki ben bu konteyneri çalışmak istiyorum, bu çalıştırmak istiyorum, bu konteynerin scaling de şöyle böyle vesaire ve bunu yapabiliyorsunuz. Serverless'ın tabii bu mantıkla ilerlediğinizde diğer kullandığınız hizmetler yani örneğin nedir? Serverless Functions dedim. Azure Functions dedik. Bu compute ile alakalı bir şey değil mi? C -Sharp kodumuzun, Java kodumuzun çalıştığı yer. Yani arkada bir database olması lazım. E şimdi burası bütün o kendi kendine ölçeklenebilir işte event based ölçekleme vesaire her neyse artık hangi modeli takip ettiysek bütün o ölçekleme özelliklerine sahip iken database bu özelliklere sahip olmadığında kullandığımız database hizmeti patlıyoruz o olarak. Çünkü bütün mimarinin bir an Anlamda bunu sağlayabilmesi lazım ki uygulamanın gerçek anlamda bu özellikleri sağlayabilmesi, kullanabilmesi, uygulamanın serverless olabilmesi için diğer parçacıkların da olabildiğince bu konsepte yaklaşıyor olmaları lazım. Orada da birincisi NoSQL tarafında baktığımızda Cosmos tipi var. Yine serverless modelle gidiyor. Evet scaling konusunda bizim birazcık el atmamız gerekiyor. Tamamen bir serverless o otomatik bir serverless scaling altyapısı olduğunu söyleyemeyiz. Ama örneğin granüler billing dediğimiz hani gerçekten kullandığın kadar öde provisioning olmadan öde kısmında e, Cosmos DB'de query başına e, parasını ödüyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Hatta her query'de query result ile beraber size ne kadar mal olduğunu bilebiliyorsunuz. Bu da serverless konseptine uygun bir yapı. Sonrasında SQL tarafı var tabii ki. Herkesin sevdiği ve kullandığı serverless SQL tarafı da var. Tabii her seferinde bu serverless nedir ve faydalarını tekrar etmeyeceğim ama hani burada belki bahsetmek lazım. İşte bir SQL serverda scale'i sıfırdan alıp yukarı çıkabiliyorsunuz. Yani hiç kullanılmadığında herhangi bir para ödemeniz gerekmiyor compute için. Bu süper bir özellik ve bu SQL tarafında da kullanabildiğiniz bir şey oluyor. Sonra eventing ihtiyaçlarınız oluyor tabii ki serverless uygulamalar geliştirirken. Orada da event grid olur, event hub olur. Bu ürünlerden de çok kısa bahsedeceğiz. Onları da kullanıyorsunuz ve event başına bir para veriyorsunuz. Onun dışında kullanılmazsa para vermiyorsunuz ve scaling derdiniz burada da yok. Herhangi bir şekilde. Event Hub'da biraz var, Event Grid'de yok. Serverless API Management son olarak bahsetmek istediğim, o da işte API Management'tan bahsedeceğiz detaylı. Fakat özellikle API açtığımız bir dünyada, bu API'leri yönetiyor olmak, Caching'ini yapabiliyor olmak, Throttling'ini yapabiliyor olmak, dışarıya karşı koru koruyabilmek de anlamında da inanılmaz kritik. Ve bunu yaparken kullanacağımız hizmetlerin de serverless olabilmesi, yani Provisioning ile gelmemesi vesairesinde fayda var. Yani bu faydalar e, proje bazında düşünülmeli tabii ki bu faydalar kritik mi değil mi hangi serverless'ın hangi faydaları sizin projeniz için kritik? Tabii bunların hepsi soru işaretleri. Yani şimdi ben sıfırdan scale edebilir diyorum ama belki sizin projeniz hiçbir zaman zaten sıfıra inmeyecek. Ve sizin için bu özelliğin hiçbir anlamı yok. Ama başka bir projede sıfıra scale down edebilmek ve proje hiç kullanılmadığında, hiç request gelmediğinde o altyapıya sıfır para ödeyebiliyor olmak belki sizin için çok ciddi bir avantaj olacak. Bunlar tabii yerine göre değişir düşünmek lazım. Yani Sonuç itibariyle Günün sonunda hiçbir teknoloji bütün problemlerimizin çözümü olabilecek niteliklere sahip değil. En azından şu ana kadar öyle bir durum yok. Şimdi süper devam edelim. Şimdi Azure Functions tarafına bakacağız birazcık. Azure Functions tarafında şöyle bir dillerin listesini koymak istedim. Bunlar desteklenen diller. Custom Handler'larla kendi dillerinizi de getirebiliyorsunuz. Şu anda unofficial taraf. taraf. Fakat zaman içerisinde gelişecek. Bunların şöyle bir listesini koyayım dedim. Hani bir farkındalık yaratmak adına. Sonrasında peki e, ne için kullanırız bu Serverless konusunu? Yani şu ana kadar e, full bir Serverless uygulama geliştirmekten bahsediyoruz ama hani biz bu işi illa hani full uygulamamı Serverless mi geliştirmem lazım? Hayır. Yani Serverless başka bir mimarinin içerisinde de yer bulabilir. Yani tek e, bir e, ürün veya uygulama olarak düşündüğünüzde e, tamamen her açıdan implemente etmeniz gereken veya tek gitmeniz gereken mimari tercihi değildir ki aslında bakın serverless bir mimari tercih de değil ama her neyse bir deployment tercihi diyelim bir infrastructure tercihi diyelim çünkü serverless yine diyorum yani kod mimariniz veya uygulama mimarinizle çok fazla ilgilenmez peki neler için kullanabiliriz özetle slide'dan gideceğim timer based processing yani belirli aralıklarla yapmak istediğimiz işler var yani joblar var özetle bunlar da yapabiliriz işte cron expressionlarla yönetebiliyoruz bunları joblar için zaten süper çünkü job belirli bir süre çalışır sonra çalışmaz yani çalışmadığı sürece de para ödemeye gerek yok bir şey provision edilmemesi lazım vesaire bunlar hani Azure Function'da da olur bunlar serverless container tarafında da gerçekleştirilebilir yani Azure Container Instances tarafında da gerçekleştirilebilir SaaS Event Processing tarafı tabii enteresan o da şu yani farklı SaaS ürünleriyle ve platformlarla bir entegrasyon gerçekleştiriyorsanız diyelim ki bir yerde işte entegre olacağınız bir yerde bir sipariş yaratıldığında sizde bir şeyler yapacaksınız ve size bir event yolluyorlar HTTP üzerinden. Şimdi oradan ne kadar event geleceğini bilemezsiniz. O yüzden scale edebilmeniz lazım uygun bir şekilde bütün eventleri alabilecek şekilde. Ve ne zaman event geleceği ve ne zaman gelmeyeceğini de bilemezsiniz. Bu durumlarda araya bir serverless katman alıyor olmak hem şey açısından maliyetler açısından hani süper optimum bir şekilde ve esnek bir şekilde şekilde gidebilmenizi sağlıyor. Hem de ölçekleme ihtiyaçlarını hiç dert etmeden bir anlamda karşılayabilmenizi sağlıyor. Full Serverless Architecture ondan konuştuk birazcık. Real Time Stream Processing bu daha fazla IoT tarafında sürekli bir stream geliyor ve e, bu streamlere real time aksiyon almamız lazım. Yani bir yere store edip sonradan replay edip proses etmek yerine biz bunlar geldikçe bir şeyler yapmak istiyoruz hikayelerinde. Real time bot messaging bot tarafında chatbot tarafında zaten çok inanılmaz kullanılıyor çünkü chatbotlarda zaten message exchange üzerine e, kurulu olduğu için her şey hani burada da o, o event based. E, mesajları proses etmek ve respond etmek tarafında e, Bot Development'ta çok kullanılıyor. Ve son olarak da Serverless API backendleri. Yani işte e, bir mobil uygulamanız var ve bir backendi var. Ve bunun backendinde doğal olarak API'leriniz var mobil uygulamayı açacağınız. Bunu da bir Serverless altyapı ile yapıp işte mobil uygulamalardan gelen taleplerdeki esnekliklere vesaire rahat bir şekilde uyum sağlayabilmek ve dediğimiz gibi maliyetleri düşürebilmek. Zaten özünde baktığınızda iki büyük nokta var burada. Bir ölçeklenebilirlik esnekliği, iki maliyetlerin olabildiğince ufak tutulması ve bütün bunları yaparken de olabildiğince minimum development ve bakım, maintenance maliyeti ile bu işleri çözebiliyor olmak. Süper. Peki nerede çalıştırabiliriz Azure Functions'ı? Ee, bu Azure Container Instances için şey geçerli. Yani orada zaten bir container var. Container'ı zaten container çalıştıran herhangi bir yerde çalıştırabilirsiniz. Ama Azure Functions'a ge e gelirse eğer bir katman yukarıda olduğunu düşünebiliriz. Çünkü bir runtime ile beraber geliyor. Tabii ki Azure Public Cloud'da çalıştırabiliyorsunuz. Yani bugün Azure'a gidip, Azure'daki data centerlerden birini kullanıp Microsoft'un çalıştırabiliyorsunuz. Azure Arc olan herhangi bir yerde çalıştırabiliyorsunuz. Bu da şu anlama geliyor. Yani bu altyapıyı siz AWS'de çalıştırabilirsiniz. GCP'de de çalıştırabilirsiniz veya on-prem'de. Azure Arc'da bu arada hani parantez içerisinde Kubernetes çalışan herhangi bir yerde onu Azure Arc'a enroll ederek Azure'daki hizmetleri on-prem'e çekebilmenizi sağlıyor. Böylece zaten e, Azure Functions'ı da hem AWS hem GCP hem de on-prem tarafında çalıştırabilirsiniz. Ha bu o, Azure Arc kullanmak zorunda değilsiniz. Ben biraz daha aşağı ineceğim, alt katmanlara ineceğim ve ben ayarlayacağım her şeyi diyorsanız. Aslında KEDA, e, Event Driven scaling Kubernetes üzerine koyup Azure Functions'ı da onun üzerinde çalıştırabilirsiniz. Run zaten e, yani platform bağımsız. Aslında scaler worker'ı burada esas dertli olan kısım diyelim. Onu da KEDA ile Kubernetes üzerinde çalıştırabilirsiniz. Yani Azure Arka olmadan da Kubernetes ortamında Azure Functions'ı çalıştırma şansınız var. E, sonrasında tabii ki Azure Functions'ın konteynerleri var. Yani konteynerlarınızı kendiniz alıp kendiniz ben istediğim gibi orkestrayacağım, istediğim ortamda çalışacağım. Kubernetes'te de olmayacak. Şurada olacak. Ve istediğim gibi de scale edeceğim deme e, şansınız da var tabii ki. Bir de tabii kendi makinenizde çalıştırabiliyorsunuz. Bu da developer tarafı için. Ama burada esas dokunmak istediğim nokta şu. Kendi makinenizde çalıştırdığınız Azure Functions runtime ile cloud'da çalışan runtime birebir aynı. Yani binary olarak da aynı. Yani o yüzden lokalde çalışan bir şeyin kesinlikle işte cloud'da da veya artık nereye deploy ettiyseniz her yerde aynı şekilde çalışacağından %100 emin olma şansınız var. Süper. Şimdi billing modelinden birazcık bahsedelim. Peki Peki biz bunu kullanıyoruz da özellikle cloud'a gittiğimizde. E, hani birazcık bahsettik çok granüler vesaire. Nasıl ödüyoruz parasını? Birkaç farklı model var Azure Functions'da. Benim şu ana kadar bahsettiğim aslında Consumption Plan. Consumption Plan nedir? Koyuyorsunuz Function'ınızı milisaniye başına, yani saniye başına hesaplıyor bu arada. Ama milisaniye başına ölçülüyor. Ay sonunda saniye başından bill ediliyor. E, ödediğiniz bir para var. Yani CPU'yu ne kadar süre kullandıysanız o kadar süre parasını ödüyorsunuz. Dediğim gibi CPU'ları provision etmek zorunda vesaire değilsiniz. Event driven bir scaling altyapısı var. Ee, ve execution time'ı saniye ve gigabyte diye bir birimiz var. Gigabyte saniye o da şu anlama geliyor. Yani 200 milisaniye boyunca 20 megabyte'lık memori ile ben burayı kullandım diyorsunuz ve onun e, parasını veriyorsunuz. Yani bir kullandığınız memori için e, kullandığınız süre boyunca o memori için diyelim ve kullandığınız süre boyunca kullandığınız işlemci için belirli bir para veriyorsunuz. Ha bunun dışında premium plan var tabii ki. Premium plana gittiğinizde birkaç ekstra özellik gelmeye başlıyor. Burada işte vnet aksesi var. Artık e, saniye başında değil gerçekten vcpu almaya başlıyorsunuz. Yani size dedike bir CPU oluyor. Bunda dakikalık e, granularitede de alabiliyorsunuz ancak. Yani consumption planındaki kadar hani milisaniye cinsinden gideyim gibi bir e, o kadar bir esneklik e, yok maalesef ki burada. Ve e, allocated bir memoriniz var. E, seçtiğiniz vcpu'ya göre onunla ama yine bir dakikada dakikalık dönemlerle aslında orada bir mini provisioning gibi bir şey var ama yine diyeyim siz provision etmiyorsunuz. Functions on Kubernetes Functions in App Service Plan'a geldiğimizde Functions on Kubernetes doğal olarak şu anda ücretsiz çünkü zaten Kubernetes altyapısını siz sağlıyorsunuz. Onun için zaten Kubernetes kullandığı infra için zaten birilerine büyük ihtimalle bir para veriyorsunuz. Functions in App Service Plan dediğimiz bir şey var. Yani bir App Service'iniz varsa Functions onun içerisine koyabiliyorsunuz. E zaten App Service için bir altyapı parası ödediğiniz için üzerinde Functions çalıştırdığınızda Functions o App Service'in kaynaklarını kullandığı için zaten Functions konteksi de bir para vermiyorsunuz. App servisi zaten veriyor oluyorsunuz. Peki otantikasyon konusunda şöyle bir e, hani etrafından bir dolaşalım şöyle bir. Şimdi otantikasyon olarak aslında 3 tane ana otantikasyon modeli destekliyor. Functions Runtime kendisi. Anonim otantikasyon yani otantikasyon yok aslında. E, function key her functionınızın bir tane key var. Bunları istediğiniz zaman recycle edebilirsiniz bu arada. Bir host key o da app için. Yani bir function app var içinde de multiple function olabiliyor. Function'lar için function key'lerimiz var. Bir de host key'imiz var. Host key herkese. Bütün function'lara erişebilme hakkı tanıyor. Genelde bunu kimseyle paylaşmıyorsunuz zaten. Sadece function key'i paylaşıyorsunuz. Tabii bunun üzerine app service ile beraber gel gelen bazı ekstra özellikler de var Azure'da. İşte federated identity kullanabilirsiniz app service üzerinden. Managed identity zaten kullanabilirsiniz. Azure functions'ın kendisinde de kullanabilirsiniz. Yani illa app service üzerinde host edilmesine gerek yok. E Certificate based authentication bunu da kullanma şansınız var. Modellerimiz bunlar. Peki süper. İsterseniz bir bakalım e, olaylar nasıl dönüyor. Şimdi ben burada e, şöyle yapayım. Hemen bir yeni Visual Studio Instance'ı getireceğim ekrana. Create New Project diyelim. Ve Azure Function'ı seçtim. Gelelim buraya. E, ben bunun adını Delete Me koyayım ki sonra unutmayayım bunları sileyim ve create diyeceğim. Ha ilk yaratmaya kalktığım anda bana zaten şeyi soruyor. Diyor ki hani nasıl bir fonksiyon olacak bu? Motorizasyon levelını ben function'da bırakacağım. HTTP trigger diyelim. API yazacağız diye varsayıyorum ve o şekilde ilerleyelim. Diğer template'ları da burada görebiliyorsunuz zaten. Bir sürü template var buradan. Tabii hepsini hani şu an demosunu yapma şansımız yok ama HTTP trigger'la bir ilerleyelim bakalım. Süper. Şimdi function geldi, bir, bir yıl olursa kendini toparlayacaktır. Şimdi sağ tarafa bakarsanız işte delete me projem duruyor ve projenin içerisinde de bir tane function1.cs adında dosya var. Şu anda o açık zaten. Fiziksel olarak kaç dosya olduğu veya ne olduğunun bir önemi yok aslında. Ama e, genelde her fiziksel e, c -sharp dosyası işte bir function'a denk geliyor diyebiliriz. Genelde öyle yazılıyor function'lar. E, i̇çerisinde de gördüğünüz gibi burada bir tane e, şey var. Task dönen arkadaş var. Bu bizim function'ımızı tanımlıyor. Bunun üzerine function name diyerek aslında dekore ediyoruz bunu. Şurada kullanılan function1, e, function runtime tarafından bu function için verilen isim aslında veya bizim de değiştirebiliriz yani bize de değiştirebiliriz aynı anda API rootunda da göreceğiz çünkü özel bir root ayarlanmamış buraya buraya baktığınızda demiş ki bu arkadaş HTTP trigger olacak bu şu anlama geliyor bu function HTTP üzerinden tetiklenebilecek Güzel. Tetiklenirken de işte otorizasyon level'ı function olacak. Yani bir tane key olması lazım buna erişmek için. Bu function HTTP üzerinde tetiklenirken get veya post ile tetiklenebilir. Ve e, API routing anlamında da istersen buraya custom bir route verebiliyorum. Ama şimdilik boş bırakacağız onu. Devamına baktığımda da evet parametre olarak da HTTP request geliyor. Yani bu arkadaş tetiklendiğinde beraberinde parametre olarak zaten HTTP request'i bana verecek. Aşağı inip function implementasyonuna baktığımızda bu, bu zaten süper basit bir hello world function'ı. Bakın gitmiş HTTP request üzerinden query name diyerek name'i almaya çalışıyor. Sonra body'yi parse edip body'nin içerisinde name var mı diye bakıyor. Onu almaya çalışıyor. En sonunda da bir tane response yaratıp işte eğer şey her halükarda işte hem query'sinde hem de body'de name yoktuysa şu hatayı döndür. Eğer vardıysa hello diyerek geriye bir hello world mesajı döndür. Son olarak işte o şeyi responsu return et. Yani bu HTTP mesaj, şeyimiz, HTTP API'miz sadece bunu yapıyor. Şimdi bunu işte bir function olmasını sağlayan neydi? Tekrar edelim. Şuradaki function name, değil mi? Ve şuradaki HTTP trigger. Şimdi sağ tarafa baktığımızda projeyi birazdan çalıştıracağım. Sağ tarafa baktığımızda iki tane daha dosya ilginizi çekebilir. Birincisi host Host.json host bu functions app ile ilgili bazı konfigürasyonları yapabildiğimiz yer. Şu an bir şey yapmayacağız. Bırakacağım bunu böyle. Local settings da aslında bizim lokal ayarları app settings gibi key value pair şeklinde tutabileceğimiz ayarlar. İşte her function app bir tane azure storage ile beraber gelir default. Orada tutar bazı şeyleri yani bazı şeylerden kastım. Örneğin timer trigger'da siz bir job koymuşsanız ve function app'iniz 3 instance çalışıyorsa o anda Örneğin job'ın 3 defa execute olmasını istemezsiniz. Bunun için de gidip Azure Storage'da bir bloba lease atıyor. Tek instance çalışsın emin oluz. Yani o job'ın sadece tek instance'da çalıştığından emin olmak için. Bunu yapabilmek için bir storage account'a ihtiyacı var. Vesaire gibi yerlerde storage account'ı ufak tefek kullanıyor. burada tabii lokal ayarları bırakılmış. Ne demiş? Development Storage. Yani benim lokaldeki simülatörü kullanacak şu anda. Son olarak Functions Worker Runtime. .NET Worker Runtime ile gidecek. Çünkü biz .NET kullanıyoruz. Bu ayarlar da burada duruyorlar. Bunlar Local settings JSON yani bunlar doğrudan benim makinemde kalırlar zaten. Deploy da etmeyeceğiz bunu. Bunları deploy ettiğimizde işte Azure portalı üzerinden zaten App settings üzerinden de ayarlayabiliyor oluyoruz. Ee, ve işte environment variable üzerinden de alıp kullanabiliyorsunuz zaten rahatlıkla. Şimdi güzel e, isterseniz lokalde bir çalıştıralım bunu. Ve ne oluyor bir görelim. Ayağa kalksın arkadaş. Ee, benim diğer ekranda kalktı. Şöyle getireyim. Güzel. Geliyor ve geldi. Bakın ortada bir bir tane endpoint verdi. Get ve postla şuraya gelebilirsin diyor. Bu endpoint'i ben bir kopyaladım. Şimdi bir tane şey alayım. Browser alayım şuraya ve bu adrese bir gidelim hemen. Bakalım ne oluyor. Evet. Dedi ki HTTP trigger function çalıştı. İşte bir tane name geç vesaire dedi. geçmediğimiz için tabi şu anda Hemen name eşittir daron diyeyim ve enterleyeyim. Evet hello daron'u geri almış olduk. Yani fonksiyonumuzun çalıştığını gördük. Burada arkaya geçip bakacak olursak da bakın burada zaten iki defa fonksiyonun tetiklendiğini işte executed executing diye hatta reason'ları da buraya koymuş. Çünkü onları da zaten logluyorduk büyük ihtimalle. Evet süper arkada görüyoruz. Böylece lokalde function'ımızı çalıştırmış olduk ilk function'ımızı. Kapatalım arkadaşı. Bunu da kapatalım şimdilik. Süper. Sen de aşağı git. Şimdi function trigger ve bindingler önemli. Biraz önce bir tane trigger'ı kullandık. Neydi? HTTP trigger'dı. Bir function'ın nasıl çalışması gerektiğine karar veriyordu. Bunun gibi bir sürü trigger'lar var aslında. İşte Q trigger var. Bir Q'yu monitör edip Q'da bir job oluştuğunda function'ı tetikleme gibi bir seri trigger var. Onları slayta koymuş muyum? Hayır. önemli değil. Yani dokümanlarda bulabilirsiniz zaten web'de de. Bir sürü trigger var. Q trigger var, event trigger var, işte HTTP trigger var, timer trigger var vesaire vesaire liste gidiyor. Bu trigger'lar bazıları beraberlerinde data da getirebiliyorlar. Örneğin bizim trigger'da şeyi gördünüz. HTTP request'i getiriyordu bize. Yani bir data da getiriyor. Bunun dışında bir de binding'ler var. Binding'ler de function'ın hem başında hem sonunda olabilir. Yani function'ın sonunda olursa örneğin function'ın sonunda siz bir şey yaratıyorsunuz ve onun bir örneğin Azure hizmetine bind olmasını istiyorsunuz. Burada en genel kullanılan örnek bir hani blob binding, blob'a bind olmak. Bu ne demek? Diyelim ki siz bir dosya yaratıyorsunuz ve o dosyanın aslında storage'a kaydolmasını istiyorsunuz. Bunu siz kaydetmiyorsunuz. Diyorsunuz ki arkadaş benim dosyamın içeriğini temsil eden şöyle bir stream değişkenim var zaten. Ben bunu bind ettim. Şuradaki var olmasını istediğim dosyaya ve function execution'ı bittiğinde onu kendisi function runtime alıp onu gidip oraya store ediyor. Buna blob binding diyoruz. Bunun gibi başka bindingler de var. input binding ve output binding olarak ikiye ayrılıyorlar. Bir function açılırken de aslında bazı parametrelerini bazı kaynaklara, örneğin hani yine bir bloba bind edebiliyor. Ve böylece epey basitleşiyor aslında. Functionların içerisinde gerçekten data ile yapılması gereken operasyon yer almaya başlıyor. Datayı bir yerden alıp serialize, serialize etmek veya bir yere koymak gibi operasyonları bu bindinglerin üzerine atabiliyoruz yük olarak. Peki, bununla ilgili de bir e, örnek yapalım hızlıca. Bunun için e, şöyle bir şey getireceğim sahneye bir saniye hemen getiriyorum timer trigger açalım bir tane. Evet. Şimdi burada timer trigger'ı ilk başta bir görelim istedim. Farklı bir trigger olarak. Gördüğünüz gibi burada yine function'ımız var. Function 1 demiş. Timer trigger demişiz bu sefer HTTP trigger yerine. Ve burada bir cron expression var. 5 saniyede bir burası çalışacak. Ee, tabii şey de mümkün. 5 saniyede bir çalıştı mı yoksa geç mi kaldı bu execution gibi bir durumda söz konusu. Onu da kontrol edebiliyoruz. Sonra da timer'ı doğrudan şeye konsola yazdırıyoruz. Log'a yazdırıyoruz. Şimdi ben bunu bir çalıştırayım. Bunu zaten epey basit olacak. Hop. Evet. Çalışsın. 5 saniyede bir buraya log atıyor olacak zaten. Böylece farklı bir trigger tipi de görmüş olacağız. Evet bakın executed dedi. E, d, 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 executing executed neymiş? 147 35 30 35 45 saniyede bir gerçekten de timer trigger çalışmaya devam ediyor. Süper. Şimdi bunu bir kapatayım. Rıp, rıp, rıp. Timer trigger'ı gördük. Timer Trigger'da neler yapabiliriz? Bahsetmiştim zaten. İşte Cron Expression'lar yapabiliriz. Belirli sistemlere, belirli aralıklarla data yollanması lazım. İşte Push Notification gibi şeylerde kullanıldığını gördüm. Veya belirli aralıklarla mail atılması lazım gibi konularda kullanılıyor. Belirli aralıklarla bir şeylerin temizlenmesi lazım. Database'de belirli kayıtların işte arşivlenmesi, sonra silinmesi vesaire gibi şeylerde kullanıldığını gördüm. İlla database'e doğrudan bağlanmak zorundasınız. Belki başka bir sistemdeki API'ler üzerinden konuşmanız gerekiyor. O tarz durumlarda da olabilir. E, Health monitöring amaçlı kullanıldığını gördüm. Yani belirli aralıklarla gidelim bakalım bakalım bu sistem ayakta mı e, gibi. E, yani illa health olarak düşünmeyin de bu hani şu oldu mu olmadı mı gibi çekler içinde. Örneğin siparişi koyduk ama siparişin status update'ini yapacağız bir yere gidip konuşmam gerekiyor. Third party işte kargo şirketi örneğin atıyorum. Kargo şirketinde her siparişle ilgili işte 6 saatte bir gitmek istiyoruz gibi senaryolarda da enteresan olabiliyor. Ve tabii ki başka functionlarla beraber kullan kullanabiliyorsunuz bunu. Yani timer trigger ile çalışmış bir function gidip bir HTTP trigger olan başka bir function'ı çağırıyor. Ee, olabilir rahatlıkla. Peki output binding konusuna bakalım. Hemen şöyle gidiyorum. Oops. Şimdi burada şunu yapalım. Evet. Şimdi burada kuyrukları biraz daha kullanacağız. Şimdi burada benim bir kodum var. Bu kod çok bir şey yapmıyor aslında. İçine bakarsanız bir şey yok. Şimdi bu bir function ee, ve bu function'da ben şunu bekliyorum. Bir tane kuyruğumuz olacak ve o kuyrukta bir job oluştuğunda o job'u alıp proses edip başka bir kuyruğa atmasını bekliyoruz. O kuyruktan da başka birisi alacak vesaire şeklinde gidecek bu hikaye. Bunun için e, kuyruklarımızı bir ayarlayalım. Lokaldeki e, Storage Explorer'ı kullanabiliriz. Hemen onu da sahneye getireyim. Süper. Lokalde neredeyiz, neredeyiz? A, RIP Storage Account'a gideyim. Emulator açıktır diye tahmin ediyorum. Süper. Kuyruklara baktım, kuyruk vesaire yok. Peki ismi ne olmalı ee, diye bakacağım. Şöyle gidelim. Biz burada iki tane kuyruk düşünmüş olmamız lazım. Evet, Biri Sample Queue, biri de Sample Queue 2. Ben bu ikisini de bir yaratayım. Azure ee, şey Storage Explorer tarafında. Create Queue diyorum. Bir tanesini koydum. Ee, bir tane daha Create Queue diyeceğim. 2. Şimdi ilk kuyruğa konulan cabın Azure Function tarafından alınmasını, işlenmesini ve ikinci kuyruğa konmasını istiyoruz. Şimdi bakın burada bir şeye bakalım. Function'ın koduna bakalım. Çünkü burada birkaç tane karışık şey var. Şimdi birincisi aşağıda böyle bir objem var. Test message diye. Bu bir Poco objesi. Ben bunun bunu kullanıyorum aslında. C Sharp'ın içerisinde ben bununla ilgiliyim diyelim. Buradaki function'ın ilk tetikleyicisine bakıyorum. Q trigger diye bir şey var. Demek ki bu bir kuyruk Din, e, kuyruğu monitör edecek ve kuyrukta bir yeni e, mesaj oluştuğunda burası tetiklenecek. Bu function çalıştırılacak. Kuyruğun adını Sample Queue diye vermişim. Bu kuyruğa nasıl ulaşacağını Connection String'ini çünkü bu Storage'un altındaki bir Queue Storage'un Connection String'ini de buradan alabilir misin demişim. Bunu da hatırlarsanız zaten Local Settings'in içerisinde burada saklamıştık. Yani e, buraya ne verirseniz başka bir Storage hesabına da rahatlıkla gidebilir. Bir problem yok. Şimdi bunun devamına gideceğim ama e, bu function'ın C# function'ının parametreleri bir enteresan değil mi? Birincisi MyQueueItem item diye string bir parametre var şurada. Sonra da ta, expiration time, insertion time, next time gibi parametreler var. Şimdi bu parametreleri otomatik olarak runtime zaten kendisi dolduracak. Şimdi burası tetiklendiğinde zaten elimizde bir queue message olacağı için o queue mesajın içeriğini bunun içine koyacak. Neden derseniz ben zaten bu parametreye farkındaysanız Q trigger atribütünü vermiş durumdayım. Yani şu meta atribüt aslında bu parametreye verilmiş durumda. Sonrasında burada bu parametreler de zaten runtime tarafından tanınan parametreler. O yüzden bunları da dolduracak. Bu Q mesajının expire tarihine, işte Q'a eklenme tarihine, ee, eğer bu sefer işlenmezse bir sonraki Q'da gözükür olacağı tarihine, ee, ID'sine, DQ count'u ne? Bu DQ count belki de burada en çok işe yarayacak şeylerden bir tanesi. Yani alıyorsunuz mesajı, hep işlerken hata oluyor, tekrar alıyorsunuz, tekrar alıyorsunuz. Poison mesajı olduğunda DQ count üzerinden anlayıp bununla ilgili ekstra bir şey yapılabilir. Peki içeriye bakıyoruz, loglanıyor bunların hepsini. Yani konsolda görelim diye böyle bir log atmışım ben. İşte Q item vesaire vesaire her şeyi aslında basmışım. Sonrasında ise return new test message diyor. Hmm. Şimdi bizim CLR objesini yaratıyoruz, İçinin text atribütüne aldığımız stringi koyuyoruz ve geri döndürüyoruz. Şimdi geri döndürmek ne demek? Yani bir function tamam anladım. Q'da item olduğu için tetiklendi. Mesajın içerisindekinin string objenin içerisine de bind ettin. Onu da anladım. O string objeyi bir .NET objesinin içine koyup atribütüne assign edip geri return ediyorum. Bu return ne anlama geliyor? Bakın burada bir parametre daha var aslında. Bu function'a verdiğimiz. Demişiz ki return'ün de bunun bir Q binding'i var. Ve Q'nun adı da sample Q2. Bu şu anlama gelecek. Benim bu return ettiğim obje serializable olduğu için JSON Serialize olup bu, bu Q-Binding'in bir özelliği bu arada. JSON Serialize olup bu kuyruğun içerisinde yeni bir job olarak eklenecek. Yani bakın bütün bu kod içerisinde aslında ben e, Q'dan aldığım, başka bir Q'dan aldığım mesajla ilgili bir işlem yapıp geri döndürdüğümde yazdığım tek kod bu. Geri kalanların hepsi dekorasyon bir anlamında. E, çünkü ne bir e, kuyruğu dinlemek için, kuyruğu feç etmek için, e, işte visibility ile uğraşmak için veya işte kuyruktan gelen mesajı e, işte e, serialize etmek için veya başka bir kuyruğa gidip cevap koyacakken o kuyruğa ulaşmak için hiçbir kod yazmadım aslında. İki tane parametrem var sadece o kadar. Return parametrem ve de input parametrem. Bindinglerini de ayarlamışım ve geri kalan her şey hallediliyor. Bakın burada ben string dedim. Bu aslında şey de olabilirdi. Bir .NET objesi de olabilirdi. Ama o zaman kuyruğa koyduğum ilk cabın bu datnet objesiniz deserialize olabilen. Evet deserialize olabilen bir şey JSON'a sahip olduğundan emin olmam lazım o zaman. Şimdi bunu bir çalıştıralım ve bakalım neler oluyor. Bunun için şuraya bir debug point de koyacağım. Şöyle bir ayağa kaldıralım. Evet, getireyim. Tabii HTTP endpoint yok burada, sadece kuyruk var. çalışmayacak da çünkü kuyrukta cam olması lazım. Kuyrukta şu an cevap yok. Ben sadece şu an ayağa kalkmasını bekliyorum. gelelim buraya sample queue 1'e. bir tane şöyle içine girip add message diyeceğim. Merhabalar yazıyorum ve OK'e okay basacağım. Bastım yani bastığım zaten, anda zaten arkadaki şeyi göreceksiniz. Hop şeye geri dönelim. Arada zaten debug point'e düştü. Ee, Runtime'a geri dönmeye çalışıyordum. Geri dönmeme gerek bile kalmadı. Bakın debug point'e düştü. Bakıyorum hemen şuradaki parametreme ve merhabalar diyor. Yani ben kuyruğa cevap attığım anda Azure Function zaten tetiklendi ve ilk binding'im de gerçekleşmiş. Şimdi F5'e basıp bırakacağım. Output binding'in de gerçekleşmesini sağlayacağım. Ve evet şimdi arkaya da geldik. Succeeded dedi zaten bakın Q trigger function ex executed merhabalar diyor. Expiration'dan insertion'dan DQ count gördük bir zaten ve bitti. Bu durumda bizim Storage Explorer'a dönersek eğer ikinci kuyruğa gidip içine bakarsak bakın burada var ve baktığımız gibi içerisine de bakıyorum. Evet .NET objesi text parametreler demiş. Ee, i̇çine koyduğu şu ikinci arkadaş ise WebJobs Parent ID bu şeyle ilgili bu WebJob ile ilgili bir tane ID koyuyor ki onu da anlayalım kim yaptı ne etti ee, çok önemli değil zaten bizim kullanacağımız bir şey de olmayacak büyük ihtimalle ee, ama gördüğünüz gibi ben .NET objesi e döndüm o .NET objesini serialize ederek e, mesaj olarak koydu yani başka bir function'ım örneğin e, şunu yapsaydım bakın bunu alayım şuna gerek yok aslında şöyle yapalım burada editleyemiyormuşum çok güzel Şuraya gideceğim. New Message diyeceğim. Şunu koyacağım. Bunu sileceğim. OK'ye basmıyorum. Bekliyorum bir saniye. Şuraya. Neredeydi? Tıp tıp tıp. geri döndüm. Durdurdum. Ve diyeceğim ki benim alacağım... Parametre de string değil artık test message tipinde ve çalıştırıyorum. Evet bunu da tabi değiştirmemiz gerekiyor. Öyle yaptığımız için. Ups tabii ki bu değil. Neredesin? Buradasın. Şuraya gidelim nokta text dedik mi? Aslında evet sadece input binding'de de custom obje kullanıp kullanamadığımızı göstermiş olacağım. Çok mantıklı bir ve anlamlı bir fonksiyon olmadığı itiraf etmek gerekirse. Aa çalıştığını bir görmüş olalım böylece. Şimdi buraya geleceğim. OK'ye bastım, kaydettim. Buraya gelip refresh atarsam doğrudan evet bir tane daha geldiğini gördük. Yani zaten debugger'ı kaldırmıştım debug point'i. O yüzden gördüğünüz gibi CLR objelerini de çok rahatlıkla burada kullanabiliyoruz ve işi kendisi hallediyor. Süper. Kapatalım. gitsin. Güzel. Şimdi ha bir tane daha örnek var aslında göstermek istediğim. Evet bu da güzel bir örnek. o da şu. Aa, hemen onu da bir göstereyim. Bu örnek içerisinde de e, aslında yine şey konumuz var, e, input ve output binding konumuz var. Ama bu sefer olay e, resimlerle alakalı. Şimdi resimlerin bir e, Azure'da bir yerde blob'da saklandığını düşünüyoruz. Oraya resim geldiğinde biz bu resmi iki farklı size'da daha resize ederek iki farklı yere daha kaydetmek istiyoruz. Yapmak istediğimiz şey bu. Yani varsayın ki webten birisi bir resim yüklüyor. Bir kontrol panelinden vesaire. Biz bunları iki ayrı boyutta resize edip konulmasını istiyoruz. Bunları da function'larla yapıyoruz. Bir function istiyoruz ki hani orayı monitör etsin. Yeni bir dosya yüklendiğinde hop onu yakalasın. Okusun, resize etsin ve iki ayrı yere daha kaydetsin. Şimdi bunun için aslında o bağlantılar kısımlarını bindinglerle halledeceğiz. Birincisi bir tane blob trigger var burada. Diyor ki sample images diye bir container'ın storage Storage'daki konteynerin altını monitör ederim ben. Burada hangi isimde dosya gelirse gelsin. Bakın bu placeholder ile e, burada bir değişken tanımlıyoruz aslında. Blob'un adı dosyanın adını name adında bir değişkene almış oluyoruz böylece. Storage connection string'imiz budur diyoruz ve bunu alıp şu stream'in içerisine load et diyoruz. Bind et diyoruz bize bir yandan da. Şimdi hem bu function blob trigger sayesinde dosya oraya atıldığında çalışacak. Hem de çalıştığı anda dosyanın adı bu değişkene. Dosyanın içerisinde bu stream'in içerisine yüklenmiş olacak. İki tane de output binding'imiz var ama bu sefer parametre üzerinden output binding'imiz var. Bakın burada iki tane parametre var stream parametresi image small ve image medium diye. Bunlar başta boş bunlar aslında output binding'ler. Bakın ayrı konteynerlara gidiyorlar ve yine aynı ismi e, kullanıyoruz. Yani aynı isim dosyasında fakat farklı konteynerlerde yeni dosyalar yaratacaklar. File accessleri bunların write zaten. Bunlar hepsi ayrı storage accountlarda olabilirdi fakat biz bu örnekte aynı storage accountu kullanıyoruz. Yani böylece ben bir input bindingim var trigger ile beraber iki tane de output bindingim var bu bloplarla. Aşağıdaki kod aslında resize işlemini yapıyor. Başka bir şey yapmıyor. Ay zaten aynı kodun iki defa tekrar ettiğini görebilirsiniz buradan. İşte gitmişiz. İşte bir tane medium, bir tane şey. Bakın şuradaki e, neydi? Image small ve image medium streamlerine save ediyor sadece. Resize işlemini yaptıktan sonra image small'a save ediyor. Diğeri de image medium'a save ediyor ve bırakıyor. Başka da hiçbir şey yapmıyor. Function bitiyor. Function bittiği anda bunlar zaten flash olacak output bindingler sayesinde. Yani yine diyorum kodun kendisine baktığınızda bakın burada aslında bir tane de custom setting görmüş olduk. Thumbnail width diye. Bu da şu local settings.json'ın içerisinde bakın ekstra eklenmiş bir key value pair ona da environment variable ile ulaşılmış burada kodun içerisine baktığınızda sadece resize işlemi var ne gidip storage'ı monitör etme işlemi ile ilgili bir kod var ne gidip işte storage'dan orijinal dosyayı okuma gibi bir işlem var ne de yaratılan iki farklı size'daki dosyaları storage'a kaydetme ile ilgili bir işlem var onların hepsi şu bindinglerle halledilmiş oluyor şimdi bu örneğin çalışabilmesi için tabii ki e, container'ların yaratılması lazım Şöyle yapalım. Blob container'ları açayım. Şurada create blob container diyeyim ama adını da şu anda kopyalamadığım için oradan şöyle yapalım. Sample images'mış. şuradan gidelim. Bir tane koy. Bize iki tane daha lazım. SM small ve Medium'dur sanırım. Öbürü de MD'ydi. Yanlış hatırlamıyorsam şu Q'ları kapatalım. Süper. Tamam, güzel hepsini hallettik. Bunu bir ayağa kaldıralım. Evet, şöyle getireyim. Tamam, Block Trigger şu anda izliyor. Host Lock'ı da aldı. Ben Storage'a geri döneceğim. Bizim buraya dosya atmamız lazım. Şu an üçü de zaten boş. Ben bir tane resim dosyası bulayım lokalde. Şöyle gideyim. Ee, elimde şöyle bir dosya var. <laughs> şöyle bir resim var. Ee, ben bunu alıyorum ve şuraya atıyorum. Buraya attığım anda zaten upload gerçekleştiği anda arkada tetiklendiğini göreceğiz. Execute dedi zaten bu arada galiba. Evet kaçırdık yakalayamadık mı? Sanırım yakalayamadık. Diğer taraflara bakayım. Dosyalar gelmiş bile çoktan resize olup. Bakın bu 5.7 KB, bu ise 24 KB. Orijinal dosyaya bakıyorum 150 KB. Oradan bile anlayabiliyorum aslında resize'ların gerçekleştiğini. Süper. Bu da böyle ufak bir demo. Güzel. Şimdi bunu da görmüş olduk. Output binding vesaireler. Şimdi bunun üzerine aslında bir de birazcık API management tarafına bakalım istiyorum ben. O yüzden şöyle yapalım. Hemen bir saniyenizi şöyle bir kapat aç yapacağım. Hemen Rup. Evet. Şimdi API Management konusuna baktığımızda API Management tarafında tabii farklı ihtiyaçları giderebiliyor API Management. Biz hepsine odaklanmayacağız bu sunumda. Ana olarak aslında bakmak istediğim yer rate limiting olayı. Çünkü en büyük problemlerden bir tanesi ve en önemli bence kritik, kritik problemlerden bir tanesi o. Rate limiting nedir? Bir API açtınız ve o API'yi mobil, mobil uygulamadan kullanıyorsunuz. İşte o API'ye insanlar gelip saniyede 5, 10, 15 request rahatlıkla atabilirler. Ama bunu aslında bir e, limitlemeniz lazım bir noktada. Çünkü... Birincisi ebüz edebilirler. Yani hele bir de altyapı olarak ki onu engellemenin yöntemleri var ama hani işte Azure Function'da bir API host ettiğinde e, scale'i kendisi gerçekleştirdiği için yani bütün hani ciddi bir yük geldiğinde scale ederek o yükü kaldıracaktır. Fakat günün sonunda sizin için anlamlı bir kullanım değilse gereksiz maliyete de dönüşebilir bu. Yani saldırı anlamındaki şeyleri yakalayıp e, engelleyebilmeniz lazım. Yani burada DDoS anlamında çok bariz saldırılardan bahsetmiyorum. Daha ufak fakat yine de zarar verici saldırılardan bahsediyorum. Bir diğer aslında yapılabilen şey de şu. Diyelim ki bir mobil uygulamayı açtınız. işte belirli bir yani işiniz gereği belirli bir de database'iniz var. Ve o database'de arama yapmasını sağlıyorsunuz insanların. Ne bileyim örneğin kebapçıları aratıyorsunuz örneğin. E, fakat o kebapçıların bütün listesi, Türkiye'deki bütün kebapçıların listesi var elinizde. Ve bu liste sizin için değerli bir liste aslında. Fakat birisi o API'yi yakalayıp işte siz demişsiniz ki 3 karakterden fazla e, metin getirerek işte arama yapabilirler. Ama birisi bu API'yi yakalarsa iki satırda kod yazarak hani 3 karakter kombinasyonları deneye deneye belki de bütün database'inizi yavaş 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 download edebilir. Ve bunu çok hızlı bir şekilde de yapabilir eğer rate limit koymadıysanız. Oysa rate limit koymakta burada fayda var. Çünkü belki de işte kebapçı search etmesi bir müşterinizin uygulamayı kullanan birisinin işte saniyede 50 defa kebapçı search etme ihtimali yok örneğin. Yani çok basit bir şekilde. Rate limiting bunu engelliyor. Ee, yani bu, bu şekilde hani süper gramlar olmasa da kesinlikle her API'nin önünde aslında bir rate limit olmasında her zaman fayda var. Yoksa tamamen bırakmış oluyorsunuz. Yani Azure Function'lara baktığımızda Function App'e de limit koyabilirsiniz. Ama rate limit daha mantıklı olur. Çünkü Function App'e rate limit, Function epe limit koymak, pardon, Consumption Limit'i koymak, Function App'in çalışmasını durdurmak anlamına gelir. Burada ise bizim istediğimiz şey epin çalışmasını durdurmak değil, belirli bir insanın gereğinden fazla kullanmasını engellemek. Şimdi bu API Management'ın bir yapabileceği şey. Onun dışında tabii access polisler de edebilirsiniz. Örneğin ayrı bir authentication alabilirsiniz. AD alabilirsiniz. Caching yapabilirsiniz. Listeye bakıyorum. işte API management ürünleri böyle subscription benim datam var API'lerim var ve subscription satmak istiyorum dediğinizde size o altyapıyı da sağlıyor ürün tanımlayabiliyorsunuz. API management içerisinde API ürünü tanımlayıp subscription'lar tanımlayıp bunların işte şu kadar request atabilir, şuna ulaşabilir, şu API'ler bu ürünün içindedir, bu ürün şu subscription'la satılır diye bütün bunları aslında bir satış hatta payment gateway provider'ı da entegre edip satılabilir hale getirebiliyorsunuz. Size bir developer portalı da açıyor. Yani karşı tarafa açmak istiyorsunuz. API dokumentasyonu, işte Swagger dosyaları bütün bunları da bir portalda yapmak istiyorsunuz. İnsanların gelip register ol Portaldan subscription satın alıp API'leri test edebilecekleri ekranlar, işte sample kodlar vesaire hepsini yapabileceğiniz size bir developer portalı da sağlıyor API management ürünü. E bunun üzerinden analytics verebiliyor bu API'ler ne kadar kullanılıyor vesaire gibisinden bu böyle devam eder. API Management aslında epey büyük bir e, ürün, bir entegrasyon ürünü de diyebiliriz. Ve sadece kendi API'larınız değil, başkalarının API'lerini manage etmek anlamında da faydalı olabiliyor. Çünkü kullandığınız bir API var, diyelim ki başka bir yerden entegre olduğunuz. Fakat adamlar şemayı değiştirdi, siz uygulamanızı değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Oysa, oysa API Management ürünleri API transformasyonu da yapabildiği için o katmanda olayı çözme e, şansınız var. Şimdi burada benim göstermek istediğim aslında daha önce deploymentını yaptım çünkü biraz uzun sürebiliyor bunlar o yüzden şöyle bir getireyim süper şimdi burada bu resource grubun içerisinde benim deploymentını yaptığım bir tane function'ım var o function'ı da size gösterebilirim şöyle göstereyim süper bir şey yok için içinde. Böyle uzun iş yapan bir function simüle etmek aslında aslında içinde thread sleep var. Başka bir şey yok. 2 ila 5 saniye arası süren bir function bu ve bir HTTP API dışarıya açıyor. Olan bu kadar. Bizim zaten Hello World'dan çok farklı bir şey değil başta gösterdiğim. Sadece içinde bu random delay var. Ve bunu ben Azure'a attım. Şu anda Azure'da çalışıyor durumda. Bunu yollayalım yan tarafa. Bu arkadaş şuradaki function o. Bir bakalım. function'a gidiyorum. Long running API diyor. Süper. E, gelsin yüklensin şu get function url almaya çalışacağım evet aldık ve gidiyorum e, rip, rip, rip 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 şunu şöyle yapalım name eşittir daron diyeyim ben yine ve enterladım Geldi. Hello Daron dedi. Cevabı verdi. 2.7 saniye. Zaten random bir süre beklemesi gerektiğinden bahsetmiştik. E, refresh atarsam büyük ihtimalle bir sonrakinde daha farklı bir süre bekleyecek. Bu sefer 3500 milisaniye vesaire bekliyor. Süper. Şimdi bu arkadaşa bolca request gelecek e, diye düşünüyoruz. O requestlerin gelmesi için de e, ben şöyle bir şey yaptım. Şöyle bir Hatta bunu da yanına koyayım şöyle bu Azure azur şey, test load şöyle gidip bir göstereyim şuraya gideyim Azure load testing şu an bu hizmet preview'da ama ben bunu kullandım burada bir test run oluşturdum test run sürekli aslında HTTP request atıyor olacağız oraya burada duruyor şimdi bu arkadaşı şu anda başlatmayacağım çünkü aslında araya bir de API management almamız lazım. API management almadan ne olur da gösterme aslında göstermeyeceğim esas çünkü bizim merak ettiğimiz arada API management olup olmaması değil throttling'in olup olmaması. Şimdi o yüzden başta aslında throttling'i yokken ki API management halini göstereyim. Onu da şöyle bir ayrı bir tabda getireyim. Bu API management ürünü bunu ben de daha önceden yaratmıştım, koymuştum kenara ve şu an burada bizim API'yi görebiliyorsunuz. Burada tanımladım, endpoint'leri vesaire verdim. Zaten Azure function'ı otomatik tanıyabiliyor. Ve şu anda hiçbir polisi vesaire bir şey yok. Var olduğu gibi yani geldiği gibi geçiyor bütün requestler şu anda API management'tan. Test ekranına gideyim. Tamam operasyonu da seçelim. Şurada endpoint'i göstereceğim sadece. Bakın aşağıda evet, şurası API Management'ın endpoint'i. Tabii API Management tarafından aldığım bir de subscription key var. O subscription key'i kullanarak gitmem gerekiyor. Zaten benim testimde şu anda bu subscription key'i kullanarak gidiyor. O yüzden problem yok. Şimdi bu testi bir çalıştıralım istiyorsanız. Şuradan rerun diyeyim. Ve buradan ortalama 13-14 request saniye gibi bir yük gidiyor olacak. Şu an provisioning diyor. İçine girelim. Birazdan başlayacak. O esnada biz function app'e gidelim. Burası function app'in kendisiydi. Aslında app insights'a gidelim. Function app'e de değil. App insights'a gidelim ve line matrix diyelim. Buradan da canlı bir şekilde function'a gelen yükü görüyor olalım. 10 saniye içerisinde o da bağlanacak. Şu anda bir yük yok. Her şey sıfırda görüyorsunuz. Sample telemetri şurayı biraz aslında ufaltabilsem güzel olurmuş ama ufaltamıyorum gibi. Şurayı ufaltabilir miyim? Tamam süper. Burası başladı mı? Executing diyor aslında. Başlamış olması lazım yavaş yavaş. Evet. Süper. Gelmeye başladı. Bakın saniyede 10-15 requestler, incoming request countlar artmaya başladı. Aşağıya bakıyorum. Bakın iki instance'a scale etmiş bile function hep şu anda iki instance. Şimdi buradaki request sayıları tabii size düşük gelebilir. Instance başına niye bu kadar az vesaire diye şeyi unutmamak lazım. Hani burada biz CPU blokluyoruz aslında. Yani 3 saniye, 5 saniye CPU blokluyoruz. CPU yüzdesi az olsa da bu makinelerde kullandığımız aslında blocking call'lar yapıyoruz ve süper hareketler de değil bunlar. Şuraya gidiyorum. Ne oldu? Burada evet ortalama 6-7 request'te şu anda 9 request'te gidiyor. Bu tarafa baktığımızda yukarıda ne gösteriyor? Evet burada da 9 ile 12 request arası. Request duration'lara bakıyoruz. Bakın 2 ile 4 saniye arası random olmasına rağmen çok da aslında uç noktalara gitmediğini görebiliriz. Şimdi ciddi bir miktarda request geliyor ve bizim function hepimiz de bunu karşılıyor. Özetle gördüğümüz manzara bu. Şimdi şunu yapacağız. Şurada API management'a gideceğiz. Ve diyeceğiz ki arkadaş... E, dizayna geçelim. Biz buraya bir inbound policy koymak istiyoruz. Add policy diyorum. E, ve ben elle şuradaki XML'e koyacağım onu da. Copy paste alacağım bu arada sıfırdan yazmayacağım. Şöyle gideyim e, inbound da diyeceğim ki subscription key'e göre işte 60 saniyede en fazla 60 request gelebilir. Rate limit istiyorum ben burada. Burada save'e bastıktan biraz sonra bunun zaten hayata geçtiğini göreceğiz. Save'e basıyorum buraya bakıyorum Buraya bakıyorum. Şimdi bakın buradaki değişikliği direkt göreceğiz. Şimdi rate limit'i API management'ta yaptım. Function App'in aslında bu durumdan haberi yok. Fakat Function App'e gelen request'lerde bir azalma görüyor olmamız lazım. Şimdi Stress Test tarafından API Management'a request'ler yollanıyor. API Management'da her geleni Function App'e yolluyordu. Fakat artık o gelen request'lerin azaldığını görüyor olmamız lazım. Eğer save'e de bildiysek. Ha gayret daha bir azalma yok gibi. Niye bu kadar sürdü? Bu arada 4 instance'a çıkmış function de Scale etmeye devam ediyor. <laughs> bir şeyleri yanlış mı yaptım diye bir bakmak istiyorum ama yanlış bir şey yok. Ben acaba riran derken, evet yanlış testi riran ettiğimin farkına vardım. <laughs> Büyük ihtimal riran derken önceki testlerden birini seçtim ben. Bu çünkü doğrudan function ep'e gidiyor. Bakın arada API management yok. <laughs> o yüzden hiçbir etkileyen olmadı. Şimdi bunu bir durduralım. Ben riran derken, evet çok güzel oldu bu. Şuraya gidelim. Çünkü arada testi değiştirmiştim ben. Biz şu baştakilerden birini riran ettik. Şunu riran etmemiz lazım aslında. Bunu riran edelim. Maalesef biraz sürecek bu. Çünkü bunun da provisioning'i var. Bu tarafa bakıyorum. Tabii şu an sıfıra düştü. Bunu bekleyelim. Evet başladı. 4 instances şu anda çünkü yani zaten hemen o instance sayısı düşmüyor. Bu arada kullandığımız kadar ödüyoruz. Yani 4 instance olduğu için biz bir para ödemiyoruz aslında mini saniye saniye başına para ödediniz mi? Kaç instance olduğu aslında bizi çok ilgilendirmiyor. Bakın burada bir spike yaşandı ve 60 request 60 saniyede verdiğimiz için 60 request çok hızlı bir şekilde yiyip bitirdi ve artık kullanıcı request kalmadığı için şu anda aslında bol bol hata alıyordur diye tahmin ediyorum. Evet, bol bol hata alıyor. Bu API management tarafı tabii ki e, hata return ettiğini söylüyor. Pardon. Bu e, test run tarafı API management'tan 429 aldığı için geriye rate limit'ten Hata yediğini gösteriyor bize. 60 saniye sonra böyle bir spike daha görmemiz lazım. Çünkü tekrar bir buffer vermesi lazım bize o 60 requestlik. Bekleyelim onu da bir görelim. Bakalım. Evet. Bu sefer daha böyle. Okey tamam <laughs> düzgün grafiği çizdi. Evet süper. Bunu da görmüş olduk. Eğer ben buraya gidip şu policy'yi kaldırırsam. Ve save dersem. Şu anda. Eee birazdan buranın yine 15 requestlere vesaire çıktığını görürüz diye tahmin ediyorum. Aa, bu arada test e, test durdu çünkü gereğinden fazla hata aldı. Bu sefer de test durdu. Ama bana güvenebilirsiniz. <laughs> test tekrar çalışsaydı o rakamlar zaten yükselecekti tekrardan. Evet birkaç tane de kaynak paylaşmak istiyorum. Hem API Management tarafına baktık hem de Azure Functions tarafında şöyle bir baktık. Tabii ki Azure Functions tarafında da eğer ilgileniyorsanız Durable Functions gibi konuları araştırmanızı kesinlikle tavsiye ederim. API Management tarafında da ürünün neler yapabildiğinden bahsettim ama biz sadece Throttling tarafına odaklandık. Ama günün sonunda bunları bir bütün olarak düşünmek zaten şart. Hani serverless tarafında eğer API açıyorsanız kesinlikle önüne bir API Management'a katmakta fayda var. En azından Throttling anlamında bile çok büyük faydası var. Burada da birkaç tane link var bu linklere giderseniz lab ortamları ve üzerinde tekrar çalışmak isterseniz ben biraz daha çalışmak istiyorum bu konunun üzerine diyorsanız böyle step by step sizi adım adım bu egzersizler ile götürebilecek aslında Microsoft Learn petleri bunlar onların linkleri yani ilgilenirseniz buralara gidip çalışmaya devam edebilir bir oturumdan sonra umarım faydalı olmuştur slaytları bu adresten indirebilirsiniz sorunuz olursa bana her zaman Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.